başındaki niye kullanıyorsun? Ben mi? Evet. Niye kullanıyorsun yani? Ben bizim anlatayım zaten. Peki sen hangi partiye oy verecektin? Bu bakana vereceğim. Kime vereceksin? Halk Partisi'ye. Puşu kullan. Gölge için, gölge için baş ağırmasın yani bir üstündür, öyledir. Peki bu seçimlerde hangi partiye oy vereceksin? Benim yaşım 60. Evet. 60'da beri geliyor, görüyor. Millete hangisi hayırlı olsa onu vereceğiz. İnşallah hayırlı olur. İnşallah millete bütün ümmet-i Muhammed'e hayırlı olur. Biz onu vereceğiz. Erdoğan'da başka kimse görmüyor. Erdoğan'da başka biz kimse görmüyor. Kimse görmüyor he. Erdoğan var. Erdoğan Gül var. Başka kimse yok. Bir de Arıncı var. Tabak ne kadar hoş. Bellidir baba, belli belli. Bu işte kış için sıcaktır, yaz için serindir, hoştur, bizi utanıyor, yaşlı adamdır, baş açık, biz gezerse iyi değil, yani bizim için iyi değil ha, bizi utanıyor. Peki siz seçimde hangi partiye oy vereceksiniz? AK Parti'ye veririm. Neden beyaz, bununki mor? Bu dededen kalma, yani Hazreti Peygamber'den kalma. Bu Hazreti Peygamber'in giyimidir. Hazreti Peygamber hem ayza giymiş hem nirçe giymiştir. Evet. Oradan kalma, eski örfü adetimizdir. Kışın soğuğa karşı, yazın sıcağa karşı serindir. Peki sizinki beyaz, bununki bu abininki mor niye? Herkes serbest istediği, siyah da var, kırmızı da var, bur da var, beyaz da var. Herkes hangi rengi severse o rengi giyer. Yani bunun bir herhangi bir işareti var mı? İşareti yok. Mesela ben bunu severim. O rengi sever, başkası kırmızı sever, başkası siyahı da var. Siyahı da sever, insanın istediği gibi. Fiyatı aynı mı peki bununla? Farklıdır. Bazen fiyatlı. Hangisi ucuz? Mor daha mı ucuz? O kırmızı ve siyah olan onlar ucuzdur. Bunlara göre bunlar biraz fiyatlıdır. Evet. Siz hangi partiye oy vereceksiniz peki? Şimdi belli de geldi. Ancak perde arkasına belli oldu. Doğru söyle, niye AK Parti? Şimdi karar vermiyorum. Kuşu? Bunlar yedirtir. Bunların peki çeşitleri var mı? Desenleri değişir. Kalite aynıdır. Modeller, desenler değişir. Neden mor kuşu satıyorsunuz? Buranın yöresel şişesi, başörtüsü olduğu için bunu kullanıyorlar. Evet. Bayan da erkek de ikisi de takar. Neden kullanıyorlar peki? Nedeni yok. Başlarını örtüyorlar işte. Neden örtüyorlar?
Açık gezmezler, ayıp olduğu için burada kapalıdır. Erkekler de örtüyor. Bayan da erkekler, dışarı kimin değil. Seçimlerde hangi partiye oy vereceksin? İsmim Muhammed Said. İsmim Muhammed Said. Peki Muhammed, bu puşuların birincisi kimler kullanıyor? Bu puşuların çoğunluğunu genellikle köylü kesimi kullanıyor. Peki neden mor? Bir de şimdi morun özellikle bir anlamı yok. Evet. Köylü kesiminin kullandığı mor biraz daha kire dayanıklı olduğu için, kullanılmadan başta daha güzel göründüğü için o yüzden genellikle mor rengini tercih ediyorlar. Peki neden kullanıyorlar? Genellikle bu köylü kesiminin kullandığı için tarlada çalışırken başlarını güneşten korunması için, kışında soğuktan korunması amacıyla bu başörtülerini kullanıyorlar. Nereden geliyor bunlar? Ekseri bunlar Çin, Hindistan, bir de Suriye ve Dubai'den geliyorlar bunlar. Ali ne davranıyorsun? Evet. Ben sana. Bu vardı, başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Peki ne yararı var size puşunun? Bu ne? Hem günahtan hem tavuktan yarar. Göreceksin. Ah Parti Efendi ya. Ah Parti'den başlama olur mu ya? Ah'tan şaşmayız yani. Ah İzmir'de ah, olsun ah. Şuna ya Rabbi. Çünkü rahat etmiş. Dayıf. Ya. Şimdi hangi partiye oy vereceksin? Ben AK Parti. AK Parti. Siz hangi partiye oy vereceksiniz? Ama puşuyu bağladınız. Yöresel bir kıyafet. Nereden geldiniz peki? İstanbul'da. Mor puş olduğunu değil, ben normal bir puş almak istedim. Satıcının elinde bu varmış, onu aldım. Morun peki, bu morun bir anlamı var mı? Yok, benim için yok. Peki, seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. Elini istersen yukarı tutalım şöyle. Bir dakika, bir dakika. Mehmet abi, iki tane çek.